Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA'nın ortak özelliklerinden biri değildir diye sormuş. Purin grubu bazları içer mi diyor. Şimdi purin bazlarına bakıldığı zaman hem DNA'da hem de RNA'da bulunmakta. Peki bunları nasıl bileceğiz? Şöyle bileceğiz. Çift zincirli ipliğimiz ne bizim? DNA değil mi? Şuraya adenin yazdım. Şuraya karşısına ne gelecek? Timin gelecek. Şurası guanin olacak. Burası da ne gelecek? Sitozin. Adeninle timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı var. Guaninle sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı bulunmakta. Şu kısım, hatta şöyle fosforlayalım. Şu kısım değerli dostlar ne olacaktır? Pürin olacaktır değil mi? Pürin. Şu kısım ise ne olacaktır? Pirimidin olacaktır. Tamam. Bu DNA için değil mi? Sonuç itibariyle RNA için konuşursam eğer ki timinin karşısında yani timin var mı? Yok. Onun yerine ne var? Urasil bulunmakta. O zaman RNA için ne konuşacağım? Pürinler adenin ve guanin olacak yine. Pirimidinler ne olacaktı? Urasil ve sitozin olmuş olacaktır. Ha, tabii ki de RNA tek zincirli, DNA ise çift zincirli. Pürin grubu bazları o zaman hem DNA hem de RNA'da ortak mı? Ortak. Nükleotitlerden oluşma diyor. Evet. Bir tanesi deoksi ribonükleotit. Bir tanesi nedir? Ribonükleotit diye geçiyor. O zaman ortak mı? Ortak. Histon proteinleri birleşerekten kromozomu oluşturma ise sadece DNA'da bulunmakta patladı. Pentoz bulundurma diyor. Şimdi bakıldığı zaman arkadaşlar nükleotitlerin yapısına eğer ki bakarsak ne var burada? Azotlu organik baz var. Başka ne var? 5 karbonlu şeker var. Bir de ne var arkadaşlar? Elbette ki fosfat bulunmakta değil mi? 5 karbonlu şeker eğer ki DNA ise ne olacak? Deoksiriboz olacak. Eğer ki RNA ise riboz olmuş olacak. O zaman bunu da bulunduruyor. Polimer yapıda olma elbette ki bu vatandaşlığa bakıldığı zaman arkadaşlar bunlar nükleotitlerden meydana geldiği için ne yapacaktır? Polimer olacaktır. Polimer olmayan tek organik molekül nedir arkadaşlar bu arada? Yağlar olacaktır. Değil mi sevgili arkadaşlar? O zaman bir ne gelecekmiş? Ceyhan gelmiş olacaktır. Prokaryot bir canlıda hangisi kesinlikle gerçekleşmez diyor. Peptidoglikan sentezi gerçekleşebilir. Örnek bakteri ise eğer hücre çeperinin yapısında peptidoglikan bulunur. Protein sentezi zaten Allah'ın emri ne yapacaktır? Hem bakteri olsa da hem de arke olsa da gerçekleşecektir. Aktif taşıma hem bakterilerde hem de arkelerde gerçekleşir. Bölünerek çoğalma bakterilerde ve arkelerde gerçekleşir. Fagositoz durumu veyahut da pinositoz durumu ne yapmayacaktır arkadaşlar? Prokaryotlarda gerçekleşmeyecektir. Yani prokaryotlar endositoz ve egzositozu gerçekleştiremezler. Tamam mı? Ama aktif taşıma, pasif taşıma gerçekleştirebilirler. Bu yüzden ikine gelecek, Edirne gelmiş olacaktır. Aşağıdaki şekilde bal arılarında gerçekleşen üreme süreci gösterilmiştir diyor. Partenogenez biliyorsunuz bunu zaten. Burada kraliçe arıya bakıldığı zaman iki enden en oluşmuş. Şurada bir mayoz bölünme durumu söz konusu. Daha sonrasında yumurtalar farklılaşaraktan ne oluşturuyor? Erkek arıyı oluşturmuş oluyor. Aynı şekilde erkek arı mitoz bölünme yardımıyla ne oluşturuyor? Spermi oluşturuyor. Ve şurada görmüş olduğunuz yumurta ile burada görmüş olduğunuz sperm döllenme reaksiyonu ne yapıyor arkadaşlar? Zigotu oluşturmuş oluyor. Eğer ki polenle beslenirse işçi arı, şansa arı ile beslenirse, arı sütüyle beslenirse eğer ki kraliçe oluşacaktır. Bu da ne örneğidir bu arada? Modifikasyon örneği diye adlandırılır. Tamam. Hangi olayda partenogenez bulunmakta diyor. Bakın burada partenogenez bulunma muhabbeti nasıl gerçekleşecek? Kraliçe arının mayoz bölünme yardımıyla yumurtayı oluşturması ve yumurtanın farklılaşaraktan erkek arıyı oluşturması. Bakın farklılaşarak erkek arıyı oluşturması dediğim için İki numaralı olay neyi ifade edecektir? Partenogenezi ifade etmiş olacaktır. O zaman 3 ne gelmiş oldu? Bolu gelmiş oldu. Protist aleminde bulunan canlılarla ilgili hangisi doğru değildir diye sormuş. Ökaryot hücre yapısına sahipti. Protistler tek hücreli olmasına rağmen ökaryotik vatandaşlardı. Doğru. Tüm türleri heterotrof değildi. Bazı türleri ne olacaktı? Heterotrof olacaktır. Mesela heterotrofa bakılırsa eğer ki amip. Değil mi? Amip nedir arkadaşlar? Bir numaralı heterotrof vatandaş. Hatırlıcı vatandaşlardan bir tanesidir. Bu yüzden bol ne yaptı? Patladı.
Bazı türleri konjugasyon yapma özelliğine sahipti. Örnek olarak da neyi vereceğim burada? Paramecium'u vereceğim. Tamam, bu da doğru. Bazı türleri doğadaki organik atıkların çözülmesine göre yapabilir arkadaşlar. Doğrudur. Saprofit olan türleri de ne yapacaktır? Bulunacaktır. Tatlı suda yaşayan türlerinde kontraktil kofu bulunmakta. Evet, kontraktil kofu ne yapıyor? Fazla suyun dışarı atılmasını sağlıyor. O zaman cevabımız ne geldi? 4 numaralı sorumuz için bolu gelmiş oldu. Sucul bir ekosistemde suya karışan zehirli maddelerin aynı besin zincirinde bulunan aşağıdaki canlılardan hangisinin dokularında biyolojik birikimi diğerlerine oranla fazla olur diyor. Biyolojik birikim ne? Zehirli madde miktarı. Bunu daha önceki sorularda çözmüştük. Bir tane besin piramidi çizersem eğer ki bu besin piramidinde şöyle çizdiğimi düşüneyim, hatta şöyle gösterelim daha iyi olsun. Bu besin piramidinde şu vatandaş ne? Üretici. Birincil tüketici, ikincil tüketici, üçüncül tüketici. Ben yukarı doğru çıktıkça ne olmuş oluyor? Biyolojik birikim artmış oluyor, değil mi sevgili arkadaşlar? Yani zehirli madde miktarı artmış olacak. Yani bana ne diyor? En tepede hangi canlı var diyor. Şurası ne olacak o zaman? Fitoplankton, üretici canlı. Fitoplanktonu yazdık. Daha sonrasında birincil tüketici vatandaş ne olacaktır? Kir olmuş olacaktır. İkincil tüketici vatandaş ne olacaktır arkadaşlar? Onun bir üst versiyonu gümüş balığı olacaktır. Üçüncül tüketici vatandaş leopar foku olacaktır. Çizmedim ama dördüncü tüketici olacak. Burada bir de ne olacaktır? Katil balina olmuş olacaktır. O zaman en tepede hangi vatandaş vardır? Elbette ki katil balina olmuş olacak. 5 numaralı sorumuzun doğru cevabı Edirne gelmiş oluyor. Kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozom üzerinde çekinik alel tarafından kalıtılan bir hastalıktır diyor. X'e bağlı çekinikse eğer ki ben buna renk körlüğü direkt olaraktan yapıştırıyorum. O zaman bakıldığı zaman erkeklerde şuna bakarsam eğer ki hasta bir erkek mi? Evet, hemen çözümleme yapıyorum, bakın dikkat ettiyseniz. X üzeri küçük R'ye Y yazdım. Diğer erkeğe de yazdım bunu. Diğer erkeğe de ne yapmış oldum? Yazmış oldum. Şöyle iki bireyin çaprazlanması sonucu hasta bir erkek meydana geliyorsa dişi ne olmak durumunda? Taşıyıcı olmak durumunda. Peki şöyle iki bireyin çaprazlanmasında hasta bir dişi değilse eğer ki bu. Bakın dikkat edin, şununla şunu çaprazlarsam eğer ki taşıyıcı bir dişi elde etmiş olurum. O zaman bu ne olması gerekiyor kesinlikle? X üzeri büyük R, X üzeri küçük R olması lazım. Aşağı yukarı ne yapmış olduk? Soy ağacını bulmuş olduk aslında bakarsanız. Bakalım. Yukarıdaki soy ağacında soru işaretiyle gösterilen bireyin renk körü olma ihtimalini soruyor bana. O zaman ne yapacağım abi? Şununla şunu bir çaprazlayacağım kenarda. Çıkan sonucu göre bakmış olacağım. X üzeri küçük R'ye Y'yi yazdım. Çarpı dedim. Şunu yazıyorum. X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R'ye gelmiş oldu. Şununla şunu çaprazlıyorum. X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R'ye geldi. Şununla şunu çaprazlıyorum. X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R'ye geldi. Şununla şunu çaprazlıyorum. X üzeri büyük R'ye Y geldi. Ve şununla şunu çaprazlıyorum. X üzeri küçük R'ye Y gelmiş oldu. Burada bulunan her bir ihtimal kaç? %25 ihtimal. Neden? Her biri farklı sonuç itibariyle. Ne diyor bana? Renk körü erkek olma olasılığını soruyor. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar, şurası 1 bölü 4 oranında ne olacaktır? Taşıyıcı dişi. 1 bölü 4 oranında hasta dişi. 1 bölü 4 oranında sağlıklı erkek. 1 bölü 4 oranında hasta bir nedir arkadaşlar? Sonuç itibariyle erkek. Bu da sağlıklı bir erkekti. Şimdi o zaman renk körü olma olasılığı erkeğin kaç olacak? 1 bölü 4 olmuş olacaktı. Cevabımız ne geldi o zaman arkadaşlar? Denizli gelmiş oldu 6 numaralı sorumuz için.